Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Supara Yayınları Alfa serisi TYT tarih soru çözümü yapacağız. İyi seyirler dilerim. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Orta Asya kökenli bir kavim olan İskit medeniyeti Karadeniz'in kuzeyinde Kırım civarında kuruldu. Perslerle savaşan İskitlerin bu faaliyetleri Alper Tunga destanında anlatılır. İskit medeniyeti, Orta Asya göçebe kültürünü Ön Asya toplumlarına öğretmiş, tıp ve maden işletmeciliğinde oldukça ileri gitmiştir. Bu bilgilere ek olarak şunları söyleyebiliriz. İskitler, Sakalar olarak da bilinir. Yine Alper Tunga destanı ile birlikte şu destanı da İskitlere ait bir destandır arkadaşlar. Bozkırların kuyumcuları olarak da tanımlanır İskitler. Birlikte süslemelerinde hayvan üslubu denilen sanat anlayışını da kullanmışlardır diyebiliriz. Bu bilgilere göre İskit medeniyeti ile ilgili hangisine ulaşılabilir demiş. Farklı kıtalara aynı anda egemen olduklarına, buna ulaşamayız. Farklı dinlerin etkisinde kaldıklarına, buna da ulaşamayız. Özgün bir kültürel yapıya sahip olduklarına, buna da ulaşamayız arkadaşlar. İran medeniyetinin etkisiyle asimile olduklarına, bu bilgiye de yukarıdan ulaşamayız. Ancak kültürel etkileşime açık oldukları bilgisine hemen şurada Orta Asya göçebe kültürünü Ön Asya toplumlarına öğretmişler cümlesinden ulaşabiliriz. Bu yüzden cevabımız D seçeneği. İkinci soruyla devam ediyorum. 11. yüzyılda Abbasi Halifeliği Şii Büveyhoğullarının baskısı altındaydı. Büveyhoğulları Bağdat'ı işgal etmiş, Halife Kayın bin Emrullah'ı esir almıştı. Halifeliğin yardım çağrısına kulak veren Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey, 1055 yılında Bağdat seferine çıkmış, ülkeyi işgalden, halifeyi de esaretten kurtarmıştır. Bu gelişme karşısında Halife Tuğrul Bey'e Doğu'nun ve Batı'nın sultanı ünvanını vermiştir. Bu bilgiyle hangilerine ulaşılabilir diyor. Şii Büveyhoğulları devleti tarih sahnesinden silinmiştir. Bu bilgiyi yukarıdan çıkaramayız arkadaşlar. Selçuklu sınırları kuzey yönünde genişlemiştir. Bunu da çıkaramayız. Abbasiler Selçuklu devletinin siyasi üstünlüğünü kabul etmiştir. Bu bilgiyi hemen şurada halifenin yardım çağrısına kulak veren Selçuklu hükümdarı cümlesinden çıkarabiliriz. Şöyle ki, demek ki Abbasi devleti Büyük Selçuklu devletini kendisinden daha üstün bir siyasi güç olarak görmüş ve bu yüzden de Tuğrul Bey'in yardımını istemiştir. Böylece ikinci öncüyle çıkarımda bulunabiliriz. Cevabımız B seçeneği. Üçüncü soruyla devam ediyorum. 1789 Fransız İhtilali yıllar sonra farklı milletlerden oluşan Osmanlı Devleti'ni de etkiledi. Bu ihtilal ile doğan milliyetçilik akımları özellikle Balkan topraklarında azınlık isyanlarına neden oldu. Arkadaşlar, Fransız İhtilali veya Fransız Devrimi, Fransa'daki mutlak monarşinin devrilip yerine cumhuriyetin kurulması ve Roma Katolik Kilisesi'nin ciddi reformlara gitmeye zorlanmasıdır. Şimdi baktığımız zaman farklı milletlerden oluşan Osmanlı Devleti diyor. Biz bu yüzden Osmanlı Devleti'ne, yani farklı milletlerden oluştuğu için Osmanlı İmparatorluğu da diyorduk. Bu da Fransız İhtilali'nin ortaya çıkardığı milliyetçilik akımından Osmanlı Devleti'nin olumsuz etkilenmesine, çünkü içinde var olan azınlık gruplarının isyanlarına neden olmuştu. Buna göre demiş, Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki faaliyetlerinden hangisini bu duruma tedbir olması amacıyla gerçekleştirdiği söylenebilir. B seçeneğinde 93 Harbi'ni yapması demiş. 93 Harbi Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan bir savaştır. Bunun bir alakası yoktur. C seçeneğinde Senedi İttifak Sözleşmesi'nin imzalanması demiş. Bu Alemdar Mustafa Paşa ile Ayanlar arasında olacak bir sözleşmedir. İkinci Mahmut döneminde olacak bir gelişmedir. Bundaki amaç Osmanlı'nın bozulan devlet düzenini tekrar sağlamaktır. O yüzden bunu da alamayız arkadaşlar. D seçeneği 1912 ve 1913 yıllarını kapsar.
Bu Fransız ihtilalinin Osmanlı Devleti üzerinde yarattığı olumsuz bir sonuçtur. Balkan Savaşları. O yüzden bunu da tedbir olarak alamayız. Arnavut'un bağımsızlığını tanıması demiş. Bu da yine 1. Balkan Savaşı'ndan sonra olacak bir gelişmedir. Osmanlı Devleti adına olumsuz bir olaydır. Ancak A seçeneğindeki kanun esası kabul etmesi demiş. Bu aldığımız bir tedbirdir arkadaşlar. Kanuni esasının yürürlüğe girmesiyle beraber 1. Meşrutiyet yönetimine geçecek Osmanlı Devleti. Padişah olarak baktığımız zaman 2. Abdülhamit döneminde olan bir gelişmedir. Ve yine kanun esası Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olarak kabul edilir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız A seçeneği. 4. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni 1. Dünya Savaşı'nda kendi yanında istemesinin nedenlerinden birisi olamaz demiş. Biliyoruz ki Osmanlı Devleti jeopolitik olarak çok önemli bir konuma sahipti. Bu da boğazlarını kontrol etmek açısından Almanya'yı etkileyen bir durumdu. O yüzden A seçeneğini alırız. Cepheleri genişleterek rakiplerinin gücünü bölmek demiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. Orta Doğu petrollerine ulaşmak da doğrudur. Çünkü Almanya Avrupa'da bir ülke ve Orta Doğu'ya ulaşmak için Osmanlı Devleti'nin coğrafi konumuna ihtiyacı var. O yüzden D seçeneğini de alırız. Osmanlı Padişahı'nın halifelik gücünden faydalanmak demiş. Evet, bu da doğru bir bilgidir. Ancak C seçeneğindeki Baltık Denizi'ne inebilmek demiş. Baltık Denizi Kuzey Avrupa'da olan bir denizdir ve etrafında Letonya, Estonya, Litvanya gibi ülkeler bulunur. Bunun Osmanlı Devleti ile veya Almanya'nın Osmanlı'yı kendi yanında istemesinin bir nedeni değildir. O yüzden cevabımız C seçeneği. Son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi saltanatın 1 Kasım 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı karar ile kaldırılmasına bir neden değildir demiş. B seçeneği ile başlayalım. Padişahın Sevr Antlaşması'nı kabul etmesi bir gerekçedir arkadaşlar. Çünkü Sevr Antlaşması bizim milli bağımsızlığımızda ödün vermemizi gerektiren bir anlaşmaydı. Biz bunu geçersiz sayıyorduk. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi bu antlaşmayı imzalayanları vatan haini olarak kabul etmişti. Sevr Antlaşması bu yüzden ölü doğan bir antlaşma olarak kabul edilir. C seçeneğinde millet egemenliği anlayışına ters olması demiş. Evet, doğru. D seçeneğinde saltanatın bazı idarecilerinin itilaf devletleriyle işbirliği yapması demiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. E seçeneğinde itilaf devletlerinin Lozan görüşmelerine İstanbul hükümetinde çağırması demiş. Arkadaşlar, Lozan görüşmeleri 1. İnönü Savaşı'ndan sonra olacaktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kazanınca İtilaf devletleri hem İstanbul hükümetini hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni davet edeceklerdi. Buradaki amaçları bu iki devlet arasında ikililik yaratmaktı. Ancak amaçlarına ulaşamayacaklardı. Ve biz bunun tekrar olmasını engellemek için de yine saltanatı kaldıracağız. Ancak A seçeneğinde ulusal bağımsızlığa ters olması demiş. Şimdi arkadaşlar, ulusal bağımsızlık dediğimiz şey bir toprak parçası veya vatan üzerinde yaşayan bir halkın başka bir milletin, devletin esirliği, boyunduru altında yaşamamasıdır. Bunun bizim saltanatın kaldırılmasıyla bir alakası yoktur. Çünkü saltanatın kaldırılması milli egemenlikle alakalıdır. Arkadaşlar, sorularımız bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başarılar dilerim.